Merhaba gençler. Yeni bir video. Konumuz ikizkenar ve eşkenar üçgenler. 5. teste geldik. Şu an saat 11:10 suları gibi bir şey. Net hazırlamıyorum. Şimdi az önce baktım da öyleydi. Şimdi ikizkenar ve eşkenarı yapıp yapmama konusunda çok tereddütte kaldım. Dedim ki yapmakla yapmamak arasında kalıyorsam yapmayı seçmeliyim. Çünkü bunun bana kârı olabilir. O yüzden oturdum. Tekrardan videoların başına. Bunu yapacağız. Arkadaşlar, eğer bir soruda bir üçgenin ikizkenar olduğunu anlamak istiyorsanız dikliğin başladığı yere bir işaret bırakın. Dikliğin bittiği yere bakın. Eğer diklik bittiği yerde yolu ikiye ayırıyorsa tıpkı A'ya ve C'ye eşit mesafede ise A ve C gibi yerlerden başladığı yere birleştirin. İkizkenar üçgen elde etmiş oluyorsunuz. Bu X ise bu da X olacak. İki tane iç açının toplamı hani ikizkenar ya 15 15 olacak. Toplamı 3. için dışının yani burayı verecek. Dolayısıyla burada 30 60 90 üçgeni çıktı. 90 neyi görürse görsün 30 yarısını görüyor. Demek ki x'in gördüğü değer kaç olmalıymış? 8 olmalıymış. Bir başka soru. Yine bir ikizkenar. İkizkenarı görünce dikme indiriyoruz. İndirdiğimiz dikme iki eş parçaya bölecek. Burayı bilmiyorum. A olsun. BC uzunluğu 12 ise buraya 6 kalır. Buraya da 6 eksi A kalır. Bu A'yı da iç kısmı alalım. Diyor ki bana ABE ile ACE üçgenlerinin çevreleri fark. Şimdi ben buna X dersem bu da X. Şu uzunluğa da Y diyeyim. ABE'nin A'dan B'ye gittim X. B'den E'ye gittim 6 artı A. E'den de A'ya gittim Y'ye kadar. Bu bunun çevresi. Eksi diğerinin çevresi. Sağdaki üçgen AEC'nin çevresi. X artı Y artı 6 eksi A. Açalım bunu. X artı 6 artı A artı Y. Eksi X eksi Y eksi 6 artı A. Çevreleri farkı 8'miş. Soru söylüyor. Şunlar gider. 1A 1A daha 2A. 2A 8'i A buradan 4. Şurası 4 ise burası 2, burası 6. 10 gerçekten 2'den büyük. Şartı bozan bir durum yok. Benden ne C istiyor? 2. İkizkenar üçgen vermiş. Biz bu soruyu yine Berat Muhammed'le çözdük. Kendisi çok şahane bir insan. Yalnız biz onunla çözerken şuraya x dedik. Buraya 5 eksi x dedik. Ve bulduğumuz x değeri şıklarda yoktu. Ben bunun 5 eksiğini alıp işaretledim. Hocam neden dedi. Çünkü soru şurayı x, şurayı 5 eksi x almış. Ve soruya göre büyük yer EC, küçük yer AE. Yani şu az önceki soruda diyordu ya hani. BE büyük CE gibi bir denklem vermiş. Yani bunu ikinci soruda da vermesi gerekiyordu ama vermemiş. Neyse, soruyu neyse ki tamamladım. Şuraya da H diyelim. Önce şu dik üçgende Pisagor yapalım. 5'in karesi eşittir. X kare artı H kare. Sonra aşağıdaki üçgende Pisagor yapalım. 6'nın karesi eşittir. H kare artı 5 eksi x'in karesi. Açalım. 36 eşittir. H kare artı 25 eksi 10x artı x kare. Yukarıdakini de aynen yazalım aşağıya. 25 eşittir. H kare artı x kare. Çıkarma işlemi yapıyorum. Burada 11 kaldı. H kareler ve x kareler gitti. 25 eksi 10x kaldı. Düzenlersem bu denklemi 14 eşittir 10x. X'in değeri 1 lira 40 kuruş bulunur. 5 liradan 1 lira 40 kuruşu harcarsam 3 lira 60 kuruş kalır. Bu da istenen cevap. Bir sonraki soruya geldim. 90, 90 daha 180, 120. O zaman şuraya kaldı 60. Yine aynısı burada var. Burada kaldı 60. Bir soruda 2 tane 60 varsa muhtemelen bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende 3 kenara da giden, yani bunu böyle tamamlayacağız soruda. 3 kenara da giden dikliklerin toplamı toplam dikmeyi veriyordu. 3, 1 ve 2'nin toplamı 6 kök 3. 66 kök 3'ü görüyorsa 36'yı 92 katını görüyor. 12 oluyor. Dolayısıyla burası B'ydi, burası C'ydi. Simetri olacağından bu da 6. Topla gel 12 oldu. Eşkenarın bütün kenarları eşit ya birbirine. Böyle düşünebilirsin. Kural bilmeseydin çözemezdin bu soruyu. Bu soruda ise şuranın ikizkenar çıkabileceğini görmen gerekiyor. Çünkü ben bunun kalıbını çözmüşüm. Tabii size yine
anlatalım. Yalnız ben bunu mezun M sınıfıyken danışmanlığını yaptığım sınıfta antrenman sorusu, spor soru olarak tahtaya yazdım. Hatta WhatsApp gruplarında paylaştılar. Eğer benim mezun M'den izleyen öğrencilerim varsa, bakın bu soru size daha evvel tahtaya yazıldı. Spor soru olarak. Yani siz bu soruyu tanıyorsunuz aslında. Neyse, soruyu çözmeye başlayalım. X kenarı görünce dikme indiriyoruz. X kenarın açıları birbiriyle aynı. Şu dış açı 2 alfa. Dış açıya 2 alfa yazacağım. Şimdi alfa ise şurada beta diyelim. Yöndeşten bu da beta. Dikme indirdik. Şurası alfa oldu. Bir tane de alfa buraya kaldı. Bak, açı ortay ve diklik varsa x kenar var. Yani burası da yine 2 oldu. Kelebek benzerliği var aslında burada. 2K'ya 5K. Yani ben buraya 2A dersem buraya 5A diyeceğim. Böyle düşünebiliriz. 5, 5A'yı görüyorsa 2, 2A'yı görecek. Çünkü şöyle düşün. Sarıyla yaparsam göz alabilir. Küçük üçgen 5'in katı, büyük üçgen 7'nin katı. 5 artı 2'den. Büyük üçgen dedim şu yeşil üçgen. O yüzden 2A yazdım. E burası 7A ise burası da 7A. Soru bana 9A ile EF'nin toplamını istiyor. Tabi burası artık 2B iken burası da yine 2B olacak. Çünkü 2'nin katı bir üçgendi. Şimdi 2, 2B, 2A ise burası 5, 5A, 5B olacak. O zaman çözelim. 5B 3'e eşitse B buradan 3 bölü 5. Bana FE yani 4B lazım. 4 ile çarpacağım. Yani burası 12 bölü 5. Şimdi A'ya bakalım. 3, 4, 5 üçgenden burası A. 4. 5A eşittir 4 ise A eşittir 4 bölü 5. 9 tane lazım. 36 bölü 5. Topla gel 48 bölü 5. 9 küsür bir şey olacak. 9 kere 5, 45 ya. Oradan 9 küsür bir şey buldum. VIP tarzı bir soruydu. Anlamadıysan da çok da üzerine kafa patlatma. Buna geldim. Nasıl bir üçgen olduğu hakkında şu an bir fikrimiz yok. BK, KC eşit. Bak, ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenardan çıkan bir noktadan eşit kenarlara giden dikmelerin toplamı toplam dikme eşit. Toplam dikme de ya şuraya giden dikme eşit olacak. Çünkü KB'nin uzantısına giden dikme olur. Ya da KC'nin uzantısına giden dikme olur. Bu dışarıdan diklik kuralıdır aslında. Dolayısıyla bu da bir formül. Aslında buraya 6 yazmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. 66'yı gördüyse burası 2 kök 3'ü görmüştür. Demek ki burası 4 kök 3'tür. O zaman bu da 4 kök 3'tür. Soru benden üçgenin alanı istiyor. Üçgenin dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölmek yeterli. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. 36'nın yarısı 18 kök 3. Cidden bu bölümün soruları güzelmiş. Tabii Berat çözdü. Bu bölümden 1 mi 2 mi? Ne? Soru kaçırdı. Berat'cığım doğru yoldasın. Aynen devam. Bir kenarı 6 santim olan eşkenar üçgen. Cidden yorulmuşum ha. Sabahtan akşama kadar anlatıyorum da anlatıyorum. Öğretmenlik çok zor bir meslek. O yüzden öğretmen olmayı düşünen arkadaşlarım varsa beni izleyenlerden düşünmeyin. Ataması zor, özeli zor, devleti zor. Zor da zor yani. Bir kere insanla uğraşıyorsun. İnsanla uğraşmadığın bir bölüm diyeceksin. Var mı hocam? Yok tabii de. Yani öğretmene verilen değer de azalıyor. Çünkü gençler çok hoyrat. Çok başına buyruk. İdareciler çok otoriter. Çünkü bir şeyler kazanmak istiyorlar ve öğretmen bazlı yapabiliyorlar bunu. O yüzden bilmiyorum. Öğretmenliğimin 4. senesinde çok cazip bir meslek gibi gelmemeye başladı. Ama bu işimi iyi yapmaya çalışmayacağım anlamına gelir mi? Hayır. Tekrardan dönüyoruz soruya. Bir kenar 6 santim olan eşkenar üçgen içinde bir kenarı 1 santim olan kaç tane eşkenar üçgen oluşturulabilir? Bir kenarı 1 santim olan eşkenar üçgenin alanı 1'in karesi kök 3 bölü 4'tür. Bir kenarı 6 olan eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi kök 3 bölü 4'tür. Bunun kaç katı? 36 katı. Kuvvetle muhtemel cevabın D olması gerekiyor. Şöyle bir izninizle bakacağım. Aynen de öyle. Çünkü bir tanesinin alanını buldum. Küçük olanın. Büyük olan alanını buldum. Kaç katı? 36 katı. Bu şekilde düşünmemiz lazım. ABC eşkenarsa A'ya 60, B'ye 60, C'ye 60 yazalım. O zaman burası 90. Dikmeden dikme Öklit.
32'yi gördüyse burası 2 kök 3. 32 kök 3'ü görüyorsa 60.000 kök 3 katı 6 olur. Burası 10, burası 12 olur. Pardon, 4 kök 3 olur. Neden? 30 neyi görüyorsa 92 katını görüyordu çünkü. Yine beşkenar üçgen. Şurası 60. 60. Mecbur 30, 30. Mecbur 60. Mecbur 30. Şimdi nereden başlayayım? A, E'ye K dersem burası 2K olur. Burası K kök 3 olur. 30K kök 3 görüyorsa burası 2K kök 3 olur. O zaman burası 2K olur. O zaman burası 4K olur. B, C 4K. A, E, D, K. Bursa. Yine eşkenar üçgen ama kim? A, B, C. Demek ki bunlar 60. Şuraya 30 kaldı. 94'e 32'yi burası 2 köküçü gördü. Şurası 30 oldu. Mecbur bu da 30. O zaman bu da 3. Şurası 7 ise o zaman bu da 7. Buranın 7 olması için 5. DH'ı istiyor. Burası 3 kök 3. 30, 30, 120 üçgeninden. Topla gel 5 kök 3. Süper ya. İki soru. Yine eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni görünce 60 yazıyoruz. O zaman burası kök 3. Burası 6. Burası 3 kök 3. Çünkü 30 neyi görüyorsa 92 katını, 30 neyi görüyorsa 60 bin kök 3 katını görüyordu. Tamam. Bu bir tane üçgen. Şuraya da 60 yazdık eşkenardan ötürü. Burası da 30. 90 A'yı görsün. Hatta 2 A'yı görsün. O zaman 30 A'yı görecek. Eşkenarın bütün kenarları birbirine eşitse 6 artı A 2 A artı 2 eşit. O zaman A buradan 4 gelir. A 4 ise yerine yazalım. Bir kenarı 10 olan eşkenar üçgenin alanı 10'un karesi kök 3 bölü 4 hesaplanır. 100'ü 4'e bölünce 36. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin kenarı 8, 6. 6 olduğuna göre dikme indirince eş parçalara böleceğim. Yani burası 3, burası 1. 30, 60, 90 üçgeninde 33'ü görüyorsa 63 köküçü görüyor. Şurada minik bir dik üçgen çıktı. DCX demiş. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3 köküçün karesi. 27, 1, 28. Yani 2 kök 7 olur diyorum ve sorularımı bitiriyorum. Bakın bazı videolarda 12 soru 20 dakikada çözmüşüm. Niye? Gerçekten 40 defa da anlatmama rağmen tekrar yapmadığı için unutan öğrencilerim vardı. Onların hatırına öyle yaptım. Ama bu sayıyı o kadar detaylı yapamam. Çünkü sorular ciddi anlamda zor. Çok bilgi istiyor. O yüzden Ekim sayısı için siz konularınızı tamamladıktan sonra çözün ya da dinleyin ya da defalarca dinleyin. Ancak o şekilde verim alabilirsiniz. Hoşça kalın.